Cumhuriyet Halk Partisi Çal ilçe örgütü olarak 5 Aralık itibariyle aday adaylığı süreçlerimiz bitti. Başvurular sonucunda 2 başvurumuz geldi. 2 başvuruda birisi Ali Güner Mete, diğeri de Ahmet Hakan'dı. Partimizin üst kollarıyla ve Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütümüzle beraber yaptığımız çalışmalar sonucunda diğer aday adayımız Sayın Ali Güner Mete bu işin Ahmet Hakan üzerinden gitmesini, adaylık konusunda onun yapması konusunda söylemde bulunarak Ahmet Hakan tarafından destek sağlayaraktan Ahmet Hakan'ın aday olması konusunda tek adaya gidilmesini istedi ve onun doğrultusunda da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Parti Meclisi'nin kararıyla Ahmet Hakan Cumhuriyet Halk Partisi Çal ilçe başkanı, ilçe belediye başkanı, özür dilerim, ilçe belediye başkanı olarak adayı olarak sahaya çıktı. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben Ahmet Hakan, öğretmenim. 1972 yılında Çal'ımızın Hakkent Mahallesi'nde dünyaya geldim. İlk ve orta öğretimimi Hakkent'te, liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde okudum. Üniversite hayatımı da Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tamamladım. 27 yıllık meslek hayatım var. Öğretmenliğimizin yanında da tabii yurdun çeşitli yerlerinde, Adıyaman'da görev yaptım. Kısa kısa diğer yerlerde, yurdumuzun değişik yerlerinde görevlerim oldu. Sonra Çal'a geldim 2005'te. 2005'te bugüne kadar da Çal Gazi'de öğretmen yapıyordum. Şimdi artık siyaset için bir ön hazırlığımızı yaptık. Adaylığımız da açıklandı. İnşallah Çal'ımıza faydalı olacak. Tabii öğretmenlik yaparken ikinci üniversiteyi okudum. Sosyoloji bölümü mezunuyum. Her öğretmenin sosyolojiyle ilgili bir takım işte felsefeydi, psikoloji, çocuk gelişimi bunları okuması, bu iş disiplini alması gerekti. Öğretmenliğine kadar yükseldim. 2014'te milli hakem olacaktım. Fakat 2014'te de siyasete atıldım. Sonra satrançla ilgili artık askıya kaldım. Onunla ilgili artık tam bir yapamadım. 2014'te ön seçimine gelmiş bir adayım. 5 tane aday arkadaşımız vardı. Onlarla bir ön seçim sonucunda 2014'te Çal'ın adayı bendim. Tabii seçim sonucu istediğimiz gibi olmadı. Fakat o günden bugüne sahalardayım. Alan hakimiyeti vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabiri caizse mutfağından, özünden gelmiş bir insan. Bu dönem Çal'da güzel şeyler olacak. Sahadan gelen bilgiler o doğrultuda. Çalışmalarımız bu doğrultuda. İnşallah Çal halkımızla birlikte kazanıp bu değişime 31 Mart'ta bu değişimi zaferle taçlandıracağız efendim.